Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Bugün burada önemli ve anlamlı bir faaliyet için toplanmış bulunuyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İlginizden dolayı teşekkür ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza, emin adımlarla ilerlemeye, yürümeye, hatta koşmaya devam ediyoruz. Kim ederse desin, Türkiye'nin ana gündemi belli. Türkiye'nin güçlü olması lazım, büyük olması lazım. Ülkemizin ve milletimizin, devletimizin bekası için, refahı için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışacağız ve Allah'ın izniyle de başaracağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda biraz önce değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi gerçekten bu işin şakası yok. Etrafımızda ciddi riskler var, tehlikeler var, tehditler var. Bunlara karşı da her an müteyakkız olmak mecburiyetimiz var. Bu konuda devletimiz bir bütün halinde çalışmalarını sürdürmekte, sürdürüyor. Tabii bunların başında da terörle mücadele geliyor. Terörle mücadele çok önemli aşamalar kaydetti. İnşallah en son teröristi eskara getirmek suretiyle 40 yıldan beri başımıza, bu milletin başına, asil milletin başımıza, asil milletimizin başına bela olan bu musibetten onları da kurtarmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Biz savunma sanayindeki çalışmalarımızı biz yapacağız, anayasayı da yapacağız. Dolayısıyla ülkemizin bekası ve refahı için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi bir sıra dahilinde yapılmaktadır. Bu konuda bildiğiniz gibi savunma sanayinde çok ciddi mesafeler kat edildi. Daha düne kadar parasını verip de alamadıklarımız dahil bunların hepsini yapar hale geldik. Sadece kendi ihtiyaçlarımız değil, aynı zamanda dost ve müttefik kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılar durumdayız. Diğer taraftan da ülkemize, ülkemizin geleceğine, gelecek nesillere hitap edecek son derece kapsayıcı bir anayasa yapmak konusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. İlgili kurumlar, birimler bu çalışmaları sürdürmektedirler. Ve dolayısıyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleme devam ediyoruz. Bu konuda çeşitli aşamalar var. Bunlardan bir de şu anda olduğu gibi bize olan teveccühleri nedeniyle değerli kardeşime ben hoş geldiniz diyorum. Sağ olsun, var olsun anlattıklarıyla beraber gerçekten bize güç katacaktır, katıyor. Sadece kardeşimiz değil, benzer şekilde kapımızın daima açık olduğunu, gönlümüzün açık olduğunu, telefonlarımızın açık olduğunu, bütün kardeşlerimizin zihniyet meselesi bu. Bu davaya gönülmemiş olanların burada toplanmasında biz efendim açık olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Küskünlük yok, dargınlık yok. Bir ideal için, bir amaç için, bekamız ve refahımız için, temel konular için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda herkesin de bunu bilmesi ve dolayısıyla bu kapının açık olduğunu, buradaki arkadaşlarımızın kalplerinin açık olduğunu ve telefonların açık olduğunu bir kez daha burada sizlerin vasıtasıyla zikretmek istiyorum. Değerli kardeşim kişiliğiyle ve kimliğiyle bugüne kadar yaptığı idari ve siyasi çalışmalarla gerçekten kendisini göstermiş, başarılarıyla bizim halkımızın gönlüne yer etmiş bir arkadaşımız ve özel hayatı da, aile hayatı da örnek düzeyde olan bir arkadaşımız. Biraz önce kendisi de ifade ettiği gibi gerçekten çalışmalarında son derece dürüst, son derece kurallara uygun çalışmıştır. Bulunduğu partiyle beraber biz ayrı parti olmamıza rağmen çalışmalarımız sırasında eksik olmasın. Bütün konuşmalarında, bütün görüşmelerinde bizlerle koordine etti, konuştu, efendim karşılıklı bilgi alışverişi yaptık, görüş alışverişi yaptık ve esas olan biraz önce söylediğimiz gibi vatanımız, milletimiz, bayrağımız. Bu konuda tam bu tabak halinde çalışmalarımızı sürdürdük. O zaman ayrı partilerde, fakat şimdi inşallah ayrı parti çatısı altında bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemize, milletimize, şehrimize elimizden gelen azami katkıyı sağlayacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Ben bir kez daha değerli arkadaşıma hoş geldiniz diyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu gelişimin, bu efendim katılımla partimizin de güçleneceğine, katkı sağlanacağına, önemli katkılarına inandığımı belirtiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.